Merhaba, Cem Seymen ben. Bu haftaki programda yine başarı öyküleri var. Başarı öyküleri dediğimiz zaman aslında klişe bir ifade gibi anlaşılmasın. Covid-19 hepimize çok büyük fırsatlar sunan bir süreç aslında. Covid-19'la birlikte dünyada ekonomiler bir dönüşüm yoluna girme kimliği arıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Aslında yerli üretebilenin mümkün olan en az ham maddeyi dışarıdan ithal ederek yerli koşullarda üretebilenin kalkındığı, güçlendiği ve önümüzdeki yıllara daha iddialı girebildiği bir ülke olma hayalinin gerçekleşmesi anlamına gelecek. Onun için ben yerli üretimi hakikaten çok önemsiyorum. Yerli üretimin ham maddesini ve üretim kaynaklarının da giderek gelişmesini çok önemsiyorum. Onun için mümkün olduğu kadar Türkiye'nin kendi ürettiği, kendi çıkardığı, kendi işçisiyle, kendi emeğiyle, kendi vizyonuyla, kendi teknolojisiyle dönüştürdüğü şirketleri ve üretim bantları bana göre önümüzdeki yılların en önemli ekonomik dönüşümü ve iddiası olacak. Bu istihdamı getirecek, gençlere yeni bir şans tanıyacak. Eğer bu fırsatı Covid-19'un önümüze açtığı fırsatları değerlendirebilirsek. Şimdi bu hafta yine güzel hikayeler var. O hikayelerin içinde umut var. Umudun içinde de bence yerli kaynakların kullanılması ve verimlilik ekonomisinin nasıl bizi biraz daha güçlü kılacağının öyküsü var. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, bence şimdi bu yerli üretim diyorum ama Yerli üretim haftasını da geçtik. 14-18 Aralık tarihleri arasında yerli üretim haftası. Hatırlarsınız bize okullarda evet. öğrettiler. Siz kendi markanızda bir teknolojik dönüşüm hedefliyorsunuz. Tam olarak yeni kimliğiniz nedir? Bu yeni dönemi hakikaten başka bir şekilde başka bir vizyonla bakma kararı aldınız mı Baktığınız zaman aslında bakarsanız biz her zaman için yenilikçilere öncülük yapmak eğilimde olan bir firmayız. Buna baktığınızda hani yeni ürün olabilir, yeni teknolojiler olabilir, yeni hizmetler olabilir. Hepsi için farklı farklı yeniliklerimiz mevcut. Sonuçta 60 yıldır bu sektör içerisindeyiz ve 1998 itibarıyla da Axonabel bünyesi altında çatısı altında faaliyet göstermeye de devam ediyoruz. Siz şimdi boya sektöründesiniz ve evet. boya sektörü aslında teknoloji demek. Aslında inovasyon demek, kimya demek, kimyanın getirdiği bütün yenilik kapılarının açılması demek. Aynen. Aslında heyecan, heyecan verici de bir sektör. Ne değişti, ne değişiyor? Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Neler değişiyor? Aslına bakarsanız verdiğiniz hizmet ve teknolojik anlamda yenilik getiriyor olmanız çok önemli. Birincisi verdiğiniz hizmette tüketici anlayışlarını dinleyip, tüketicinin ihtiyaçlarını edip oradan yola çıkıp yeni ürünler ortaya çıkarıyor olmanız çok önemli. Burada da mesela tüketici e, görüşlerinde en sık dönemde aldığımız daha kolay silin bilinen işte e, duvarda ulaşılan lekelerin çok kolay çıkartabilen boyalarla karşılaştık. Ve bu da bizim hani Silpak adındaki ürünümüzün lanse edilmesinin bir sebebidir. Mesela bu bir inovasyon. Diğer taraftan ben bu boyanın rengini duvarımda görmek istiyorum. Nasıl görebilirim? Bu ciddi bir sorundu tüketici açısından. Bunun için de gör boya aplikasyonunu çıkardık. Bugün Türkiye'de baktığınızda yaklaşık 3 milyonu aşkın bir kişi tarafından download edilmiş ve kullanılan bir aplikasyondan bahsediyoruz. Direkt olarak evinin dekorasyonunu, duvarındaki rengin ne olduğu ...görebileceğini kendisi seçip de e görebiliyor. yazılımlar hep e, mümkün olduğu kadar galiba herhalde kendi kaynaklarımızla... ...kendi çocuklarımızın, mühendislerimizin yaptığı yazılımlar. Yanlış mı biliyorum? E, yurt dışından da aldığımız destekler var mutlaka fakat üretim açısından baktığınızda... ...biz %100 olarak neredeyse baksanız da Türkiye üretiminde gerçekleştiriyoruz. E, büyüme bazında baktığımızda önünüzde bir fırsat olduğunu görüyor musunuz bu dönemin? Zor bir dönem. Zor bir dönem. Boya sektörü açısından 2019'da zor bir dönemdi. Fakat baktığınızda yine e, sektör açısından baktığınızda yaklaşık... %15'lik bir büyümeye gerçekleşti ilk 6 ay içerisinde boya sektöründe. Bundan sonrasında da görüyoruz neden? insanlar evde kaldıkları sürece daha fazla dekorasyonla ilgileniyorlar ve kendileri bunun eğiliminde oluyorlar. Kendileri de e, duvarların renklerini, hiç olmazsa bir odasının rengini değiştirme eğiliminde oluyorlar. De Herkesin pozitif görüyoruz. hissetmeye ihtiyacı Kesinlikle. var ya Pınar Hanım şu anda. Kesinlikle. Çok acayip bir dönem. Hepimiz için. Bilmiyorum siz nasıl atlatıyorsunuz ama. Kesinlikle. Boya bir yerde bir evdeki gerçekten ilham verici bir faktör olarak görülüyor. Yani boyayla beraber diğer unsurlar da değişiyor mutlaka ama biz bütünsel dekorasyona bakıyoruz her zaman için. O anlamda baktığınızda da bir ilham veren bir farklılığı var. Var mı psikolojinin üstünde etkisi? Kesinlikle İlim renklerin var. hep söyler ama ee, bunun kanıtlanmış birçok çalışması da var galiba değil var, mi? Var mutlaka. Hani çocuk odaları için şu renkler, işte çalışma odaları için bu renkler diye Gerçi ben görüyorsun. renk ayrımını kız erkek var. hani kızlar pembe olsun, erkekler mavi değil. olsun. Hiçbir zaman değil. asla önemsemem de böyle şeylere bakmam. Ama belli renkler hakikaten Kesinlikle mesela etki bembeyaz ediyorum. bir ev her zaman pozitiftir herhalde. Yani çok farklı bir hayal dünyası çağrıştıran. Onun içerisinde kullandığınız bütün objelerde. Şimdi ben bir toprak insanıyım. Evet. Ee, tarımı çok severim, toprağı evet. çok severim. Evet. Sizin bir galiba konseptiniz var. Cesur toprak. Cesur toprak yılın rengi olarak belirledik. Niye evet. yılın rengi? Yılın rengi yani biz baktığınız zaman nasıl çalışıyoruz yılın renklerini? Her sene bir yılın rengini belirliyoruz. Bizim hani globalde çalışan yine tasarımcılarımız var. Bunlar o insanlar da çok farklı tasarımcılarla bir araya gelerek bir takım çalışmalar yapıyorlar. 2021 için ön plana çıkan faktörler nelerdi? Bir teyere her şeyden önce bir pandemi vardı söz konusu olan. Ve bütün dünyayı da etkisi altına alan. Diğer taraftan doğaya dönüş ve bu doğaya dönüşü de doğaya ve doğala dönüşü de gerektiren bir cesaret gerektiriyordu. Bütün bunları baz aldığımız zaman cesur toprak rengini ortaya çıkardık ve gerçekten böyle gri kahve tonları arasında çok güzel ve bütün uyum sağlayan bir ürün geliştirdik. Tam bu, Akdeniz aslında. Tam Akdeniz, evet, tam Akdeniz gerçekten. Bununla beraber de tek başına tabii ki bu renk kullanılmıyor. Dört farklı palet oluşturduk. Bunlardan bir tanesi mesela zaman paleti. Daha çok klasik renklerin ortaya çıktığı fakat klasik renklerle birlikte çağdaş algılatan ve işte yormayan renklerin ortaya çıktığı bir palet. Diğer bir paletimiz doğa paleti. Daha sade ve dingin tamamen doğaya dönüşü yansıtan renkler bir arada geliyorlar. E, denge paleti dediğimiz zaman sıcak ve samimi renkler ve böyle insanı hani daha harekete geçiren renklerden bahsediyoruz. Bir de yaşam paletimiz var. Burada da göz alıcı yaşam alanlarına daha canlılık ve kişilik kazandıran renklerden bahsediyoruz şimdi bir de ürünler çıkar çıkar yeni ürünler yeni renkler yeni keşifler yeni inovasyonlar olur ama şimdi Türkiye'de ben şöyle bir şey e, görüyorum hı hı. E, kendim de tecrübe ettiğim için biliyorum e, bu ürünleri uygulayacak iyi ustaların yetiştirilmesi lazım evet. Türkiye'de bir ustalık problemi de var evet. yani el verilmiyor Çünkü e, gençler iyi yetişmiyor Dolayısıyla ne kadar iyi bir ürün olursa olsun uygulamada hep hatalar çıkıyor, bozukluklar çıkıyor. Özel sektörün biraz ustalık çıraklık ilişkisine el atması gerektiğini düşünüyorum. Ne kesinlikle, dersiniz? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Burada gerçekten ciddi anlamda bir e, yetenek değil fakat know-how eksikliği görüyoruz bizde. Bunun için de devletimizin getirmiş olduğu mesleki yeterlilik sertifikası alması kesinlikle ustaların e, ön plana çıkarması gereken özelliklerden bir tanesi. Biz de bu konuda çok destekliyoruz ustalara bu sertifikayı almaları için ön eğitimlerini, teorik ve pratik eğitimlerini kazandırıyoruz ve bu sertifikayı alabiliyorlar ki önümüzdeki dönemlerde hem kendileri açısından hem de yeni nesillere verdikleri eğitimlerle çok daha başarılı bir hale geldiler. Siz de o zaman bu eksikliği fark ediyorsunuz sektörde. Tabii ki, tabii ki. Yani sürekli olarak hangi sektöre bakarsanız bakın sürekli olarak gelişmesi ve eğitim görülmesi gereken sektörlerden bir tanesi. Ee, bir de her şey değişti ya tüketim alışkanlıkları da değişti. Mesela iyi usta ulaşmak için e, sen kime yaptırdın diye sormak yerine dijital platformlarda Aynen. online arayarak insanlar e, artık yavaş yavaş en iyiye ulaşmaya başladılar. <laughs> Bu açıdan da bence sosyal medyanın önemi çok büyük çok büyük tüketiciler baktığınızda en büyük sıkıntılarından bir tanesi ben kime evimi boyatacağım? Hani arkadaşından soruyordu geçmişte ama çok kısıtlı limitli bir faktörden bahsediyoruz. E, tüketicilerin ihtiyacı usta bulmak, ustaların ihtiyacı da daha fazla iş alıyor olmak, daha görünür oluyor olmak, refere ediliyor olmak ve dijital platformlarda, sosyal medyada buralarda yer alıyor olmak. Bizim bu konuda bir site kurduk 2020 senesi içerisinde ve e, tüketicilere ustaları ee, buluşturan bir, birbirine arayışlar, tüketici arıyor ustayı. Ondan sonra lokasyonunu belirliyor. Tabii lokasyonunu belirliyor. ...kaça adoyu boyatacak, ne renkte boyatacak, nasıl bir boya tipi istiyor. Ondan sonra karşısına çıkan ustalar arasından da onları direkt olarak arıyor ve seçim yapıyor. Bir teklif alıyor ve seçim yapıyor. Usta da e, ustanın yalnız mutlaka ve mutlaka mesleki yeterlik sınavını geçmiş ve bu sertifikaya sahip olmuş olmasını bizim için ön koşulumuz bu sitede yer alabiliyor olması için. E usta da aynı zamanda tabii ki daha fazla görünür oluyor. Daha fazla iş alabiliyor. Yaptığı işleri orada o platformda gösterebiliyor, paylaşabiliyor, kendisine referans olabiliyor. Bütün bunları gayet e, çok mutlu bir şekilde iki tarafı da mutlu ederek e, sonuçlandırmış oluyoruz. Şimdi bazı sosyal sorumluluk projeleri de yapıyor özel sektör özellikle evet. yani sizin gibi teknolojiye, ve yeniliklere ve şeye çok dayalı sektörlerde aslında toplumsal fayda için yapılabilecek çok şeyler var. Hı -hı. Neler yapıyorsunuz? Hı -hı. Ee, yine eğitim aslında bizim burada ön plana çıkardığımız, bizim üstlendiğimiz sorumluluklardan bir tanesi. Bir tanesi 2020 senesi içerisinde yine Milli Eğitim Bakanlığı ile bir proje gerçekleştirdik ve okullarımızı, 100 tane teknik liseyi, e, okulu boyadık. Neden okullar? Aslına bakarsanız çünkü e, öğrencilerin sonuçta ilham kaynağı olan yerler. Daha iyi fokuslanmalarını, daha iyi odaklanmalarını, gelişime açık olduklarını hissettikleri ve rahat hissettikleri bir ortam olması ve temiz olması gerekiyor. Bunun en önemli faktörleri bir tanesi de e, boya tabii ki. Biz Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber böyle bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik ve önümüzdeki devam, dönemlerde de yine eğitime bu odağımız devam ediyor olacak. Bunun dışında e, Marşal bünyesinde baktığınızda Aksonavel'de renklendir hayatı sloganımız var ve bu sloganımızla beraber bütün dünyada farklı farklı örneklerini gördüğümüz farklı şehir boyamalarımız var ki 2018 senesinde de Kuşadası'nda biz bunu gerçekleştirdik. Yaklaşık 400 yüzden fazla evi boyadık. 1.3 milyon litrelik bir boya sarfiyatımız oldu ve binlerce kişinin katılımıyla, gönüllülük esasıyla bu şehrin Tepe Mahallesi'nde bir boyama gerçekleştirdik ve gelen turistler, orada yaşayan insanların ciddi anlamda hayatlarına dokunduğumuz ve hayatlarını renklendirdiğimizi düşünüyoruz. Orada mutlaka fotoğrafları gönderin. Mutlaka bir bakayım, gönderin. Merak ettim. Mutlaka gönderin. Çok gönderin. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bence önemli noktalara temas ettiniz. Özellikle eğitim vurgusu çok 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 önemliydi. Tekrar Kesinlikle. ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bence bu dönemde Türk ekonomisinin en büyük ihtiyacı hakikaten eğitim. Çünkü nitelikli iş gücü yetiştiren Türkiye'nin dışarıdan yabancı sermaye çekmesi çok daha kolay olacak. Ee, hele teknoloji barındıran şirketlerin Türkiye'ye gelip yatırım yapması için tek bir baktıkları kriter var. O da eğitimli, nitelikli iş gücü. Ne mutlu ki özel sektör eğitime, Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte destek veren projeler üretiyor ve belki de Türkiye'nin gelecek yıllarını çiziyor. Başarılı yılları. Çalışan Türkiye'de önemli bir hedefimiz var. Türkiye'deki firmaları mümkün olan en verimli şekilde çalıştırmak istiyoruz. Çünkü çalışmak bizim hedefimiz olmalı. Covid-19 sürecinde ülkelerin ekonomileri olumsuz etkileniyor. Önemli olan bu dönemde mümkün olan en büyük gayretle çalışma hedeflerini ve çalışma koşullarını verimlilikten uzaklaştırmadan karlılığa odaklanabilmek çalışan Türkiye'de gerçekten çalışan, yeni fikirler üreten ve ihracat hedeflerini böyle zor bir dönemde bile yükselten firmaları, belediyeleri, başarılı şirketleri, işletmeleri gündeme getirelim ve başarılarını sizlerle paylaşalım. 2011 yılında Viyana Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldum. Aile şirketimiz olan Gurmanya'da görev almak için Türkiye'ye döndüm. Birçok markanın ithal ürün gruplarında müvessilliğini ve ithalatını gerçekleştirdik. Daha sonra Türkiye'de üretime başlamak için Alman Mutfağı Ürünleri grubunda çalışmalara başladık. Bununla birlikte Alman Pastası grubunda, Berliner grubunda araştırmalarımızı yoğunlaştık, yoğunlaştırdık ve e, üretim safhasından önce birçok fizibilite ve araştırma gerçekleştirdik. E, bununla birlikte Avusturya'dan ve Almanya'dan baş aşçılarımızı getirdik. Onlarla birlikte tariflerimizi, reçetelerimizi oluşturduk. Hala bizimle kendileri çalışmaktadır. E, ve böylece e, Türkiye'de Alman mutfağı grubunda, tatlı grubunda üretime başlamış olduk. Üretime başladığımız ilk yıllarda pek bilinen bir ürün değildi. Bizim günlük taze operasyonlarımızla ve müşterilerimizin beğenisiyle Türkiye çapında tanınan bir ürün haline geldi. Üretim safhasında biz yüksek adetlerde günlük taze operasyon yapan sayılı firmalardan, markalardan biriyiz. Bütün operasyonlarımız hem şubelerimizde hem internet satışlarımızda hem e, toptan e, üretim ve satış bölümünde tüm operasyonlarımız ve tüm ürünlerimiz günlük taze hazırlanıyor, paketleniyor ve sevk ediliyor. Hiçbir ürünümüz önceden hazırlanmış olmuyor. Özellikle online bölümde e, tüm ürünlerimiz müşteriye ve kişiye özel hazırlanıp teslim ediliyor. Pandemi sürecinde biz üretim yatırımlarımızı ve üretimlerimizi arttırdık. Aynı zamanda e, online tarafımızda büyük bir operasyona başladık. Online satışlarımızda bütün ürünlerimiz müşterilerimize günlük özel taze hazırlanır ve teslim edilir. Online kısımda dahi bütün operasyonlarımızı taze yapıyoruz. E, hiçbir ürünümüz önceden hazırlanmış ve e, paketlenmiş olmuyor. Tamamiyle taze operasyon her gün bu şekilde e, müşterilerimizi buluşturuyoruz. Biz bir Türk markasıyız ve bunu her yerde gururla ifade ediyoruz. E, müşterilerimiz bizi genelde Alman markası veya yabancı bir marka olarak biliyorlar veya zannediyorlar. Biz her platformda, her fırsatta bir Türk markası olduğumuzu gururla ifade ediyoruz. Bizim ana grubumuz ve başlangıç noktamız Alman pastasıydı. ve Daha sonra ürün gruplarımızı Alman mutfağının tüm gruplarıyla zenginleştirdik. Zaten Avrupa'da Alman ekmekleri meşhurdur. Ekmek çeşitlerimizden tatlı grubu çeşitlerimize kadar, pasta çeşitlerine kadar geniş bir yelpazemiz mevcuttur. 300-350'ye aşkın reçetemiz ve tariflerimiz var. Biz bunların hepsini aynı anda sergilemiyoruz. Dönem dönem şubelerimizde ve online web sitemizde kışlık yazlık olmak üzere dönemsel olarak sergilediğimiz çeşitler değişiklik gösterebiliyor.